Herkese yeniden merhaba. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için yılbaşı temalı 3 farklı küpe nasıl yapılır bunu göstermek istiyorum. Olmazsa olmaz renklerimiz tabii ki yeşil, kırmızı ve beyaz kristallerim var. Şöyle küp kristal ya da yuvarlak kristal kullanabilirsiniz. Artık sizin zevkinize kalmış bir şey. Küpe için aparatım var, halkam var. Şöyle bir tel kullanacağım. Dilerseniz çivi de kullanabilirsiniz eğer elinizde çivi varsa. Karga burnu, pensem, makasım ve yan keskim var arkadaşlar. Şimdi ilk küpe modelimizle başlayalım dilerseniz. Telimden biraz alıyorum arkadaşlar. Şöyle şu boyutta. Pense yardımıyla uç kısmında küçük bir yuvarlak oluşturuyorum. Şimdi telime kristal boncuklarımı ekleyebilirim. Kırmızı renkle başlıyorum. Sonra beyaz. Tekrar kırmızı. Ve yine beyaz. Bu şekilde toplamda 13 tane boncuk olana kadar tekrarlıyorum arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar, dilerseniz tabii ben 13 yaptım ama biraz daha uzatabilirsiniz. Bunu artık siz kendi zevkinize göre ayarlarsınız. Şimdi biraz kısaltıyorum telimi. Başta yaptığım gibi yine pense yardımıyla yuvarlayacağım. Çıkmasın diye şöyle. Ve arkadaşlar 4 tane boncuktan şöyle gelecek şekilde aşağıya doğru yuvarlıyorum. Sonrasında halkamı alıyorum ve küpe aparatımı da. Bu şekilde arkadaşlar arasından geçiriyorum. Yılbaşı küpemiz, baston şekerimiz bitti. Şimdi diğer işini de yapalım hemen. İlk küpemiz olan yılbaşı baston şekerimiz bitti. Şimdi diğer modelimizle devam edelim. Diğer modelime geçerken yine telimden bir miktar kesiyorum.
Yeşil boncuğumu yine yuvarlak boncuk kullanmaya karar verdim. Küp kristalimi kenara alabilirim. 6 tane yeşil ekleyeceğim. Diğer taraftan 2 tane kırmızı ekliyorum. Yine 6 tane yeşil ekleyerek telimi kapatacağım. Şöyle arkadaşlar elimle yuvarlıyorum. Ve iki ucunu da birleştirerek bu şekilde sıkıştırıyorum, döndürüyorum. Sonrasında arkadaşlar şuradaki kısmı biraz daha tele dolayarak keseceğim. Ve diğer kalan kısmını da biraz kısaltıp halka yapacağız. Bu şekilde. Halkama ve küpe aparatıma artık ekleyip bitirebilirim. İkinci küpemi de bitirdikten sonra artık son küpe modelimize geçebiliriz. Diğer küpem için de arkadaşlar şöyle biraz yine telimden kesiyorum. 3 tane renk kullanacağım. 3'ü de uzunlu kısalı olacak. Kısa olan telimle başlıyorum arkadaşlar. Yine başta yaptığımız gibi küçük bir halka yapıyorum. Boncuğum çıkmasın diye. İsterseniz bu noktada bit de kullanabilirsiniz. Sıkıştırabilirsiniz. O şekilde de çıkmaz. Ya da çivi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kırmızı boncuğumu yine buraya ekliyorum. Şuradan da küçük bir halka oluşturuyorum. Bu şekilde. Diğer telime de yine aynı
işlemi uyguluyorum. Yeşil boncuğumu tabii ekleyerek. Ve sonra beyaz boncuğumla devam ediyorum. Oluşturduğumuz uzunluk kısalı tellerimizi bir halkanın içerisinde buluşturacağız. Tabii şu biraz küçük halka, eğer elinizde varsa büyük halka daha iyi duracaktır. Diğer modelimiz de bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Dilerseniz tabii bu renkleri daha da fazlalaştırabilirsiniz. Sizler için hazırlamış olduğum 3 farklı yılbaşı konseptine uygun küpe fikri bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çok az malzemeyle gördüğünüz gibi kısa sürede ve kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu küpeleri arkadaşlarınıza hediye de edebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olup yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.